Arkadaşlar şimdi de evde arı sayısı az olanlar için polenli kek nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. Bir tane air blender'ı lazım. Air blender'ın ucu bu şekilde olacak. Air blender'ı ve huni şeklinde bir kap gerekiyor. Yani air blender'ın geniş olmaması gerekiyor. Geniş olursa toz şekeri pudra şekeri haline dönüştüremez. İyice kıramaz. Bir miktar kuru polen de olabilir, taze polen de olabilir. Daha önce ürettiğiniz zaman satamadığınız geçen yıldan kalma polenleriniz de olabilir. Benim elimde bir miktar kuru polen vardı. Ondan kek yapacağım. Ufak bir kap gerekiyor. Suyla birlikte karıştırmak için blenderdan sonra. Ve buzdolabı poşeti gerekiyor. Yine biraz önce yaptım. Kaşıkla karıştırdıktan sonra yaptım. Evet, polenli kekim. Burada buzdolabı poşetine koydum. Araların üstüne rahatlıkla bölüp koyabiliriz. Ben burada minyatür boyu gösteriyorum. Siz daha büyük kaplarla yapabilirsiniz. Pudra şekeri haline getirdiğimiz kap bu ebatta olması gerekiyor. Daha geniş olmaması gerekiyor iyice kırabilmek için. İçine yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar şeker koydum. Ve evet, pudra şekerini çektim ve toz haline geldi. Siz isterseniz eğer kuru polen karıştırıyorsanız kuru poleni bunu da içine atabilirsiniz. Bir tutam poleni içine atıp poleni de çekebilirsiniz. Şekerden yaparsanız daha iyi olur. Toz haline gelen pudra şekerinin üstüne bir miktar su koyabilirsiniz. Bir miktar su koydum ve karıştırıyorum. Evet, karıştırıyorum da. Çektiğim pudra şekeriyle. Rengi açıldıkça da bir miktar polen ilave ediyorum. Ve onu da karıştırıyorum. Ve daha önce yaptığım keke ilave ediyorum.